Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asuman Uğur TV'nin ekranlarında Sağlık Raporu programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Bir şey okumak istiyorum yayına giriş yapmadan önce. Bilmek ve öğrenmek sorumluluğumuzdadır. Anne ve babalar epilepsi hakkında bilmeleri gerekenleri iyi öğrenmeli. Çocuklarına tanı, tedavi ve takip sürecinde destek olmalıdırlar anne ve babaların tanıyı kabullenmemesinden ya da epilepsi hakkında bilmesi gerekenleri, epilepsi tanısı almış bir çocuğa nasıl davranmaları gerektiğini, nasıl destek olacaklarını bilmemelerinden ya da uygulamamalarından dolayı öncelikle çocuk zarar görür. Anladığınız üzere bugün çocuklarda epilepsiyi konuşacağız. Son rakamlar çok da iyi durumda olmadığımızı gösteriyor. Zira 0-18 yaş arası Türkiye'de 200 binin üzerinde çocuğun epilepsi hastası olduğu bildiriliyor. 300 bine yaklaşmış durumda olduğunu söyleyenler de var. Tabii tanı almamış çocuklarla beraber bu rakamlara biz ulaşıyoruz. Maalesef bir halk sağlığı sorunu, bir çocuk sağlığı problemi. Ciddi bir problem gibi görünüyor çocukluk çağı epilepsileri Tabii aileler ne kadar farkında, hekimler ne kadar bir çocuğun çocuk hastalıkları uzmanı epilepsi hastası olabileceğinin farkında. Biraz bunları konuşalım. Epilepsiye kendini adamış bir hekimimiz var bugün. Kendisi Epilepsiyle Büyümek isimli bir kitap çıkardı. Epilepsili çocukların tanı, tedavi ve izlem sürecindeki sorulara yanıt arayan bir kitap. Bugün çocukluk çağı epilepsilerini her yönüyle konuşalım istiyoruz. Değerli bir konum var stüdyomuzda. Sayın Profesör Doktor Yüksel Yılmaz. Epilepsiyle Büyüme Kitabı'nın yazarı ve çocuk nörolojisi uzmanı. Yüksel Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş ee, epilepsiye dikkat çekmişsiniz. Epilepsi tabii e, nörolojik hastalıklarda e, çok gündem oluşturan e, bir rahatsızlık hem erişkinler hem çocuklar için ama çocuklarda epilepsiyi biz çok sıklıkla konuşmuyoruz aslında. Yani daha çok erişkin üzerine bir epilepsi ile ilgili bir program, bir haber yapıyoruz. Ama çocuklarda çok değinmediğimiz bir konu. Siz rakam bana söyleyince şaşırdım. 0-18 yaş grubu 200 binin üzerinde epilepsi hastası Türkiye'de çocuk olduğunu söylediniz. Çok ciddi bir rakam. Ben şaşırdım. Elbet epilepsili çocuğu epilepsi hastası olan aileler yayınımızı izliyorlardır. Biraz onlara hem destek olalım hem yardımcı olalım hem de ola ki bir epilepsi rahatsızlığı varsa aileler nasıl tanınacak? Bazen galiba hekimler de bazen o tanık sürecinde zorlanabiliyor. Normal bir nöroloğa gitmedikçe bir çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorun gözünden de kaçabiliyor diye düşünüyorum. Epilepsi nedir? Hemen öyle girelim ve çocuklarda epilepsi ile de epilepsi farklı mı seyrediyor? Biraz öyle devam edelim isterim. Tabii. önce teşekkür ederim epilepsiye yer verdiğiniz için programınızda. Bu rakam konusuna bir değinmek istiyorum. Evet. Öncelikle izin verirseniz. Tabii ki. İstatistiksel çalışmalar yok elimizde çok fazla. Ancak epilepsinin sıklığının her 100 kişiden birinde olduğunu binde 0.6 ile 12 arasında bildiriliyor. O buradan yola çıkıyoruz. Yani 75 milyon nüfusta bizim kabaca tahminen 750 bin insanımızın epilepsi olması gerekiyor. Bu sadece öngörü bir hesap. Evet. Erişkin evet, epilepsilerin yüzde 40'ı çocukluk çağında başlıyor. Biz en azından 200 binin üzerinde, muhtemelen 300 bin civarında diye tahmini rakam. Hani kesin bir bildirilmiş bir şey değil. Efendim epilepsi böyle sık bir durum. Önce tanımı, diyoruz ki ateşsiz havalilerle, nöbetlerle seyreden bir durum. Evet. Ateşsiz nöbetler. Tanısı da nöbetin kanıtlanmasıyla nöbet olduğundan geçirilen atağın nöbet olduğundan ateşsiz epilepsi nöbet olduğundan emin olmakla konulan bir şey. Bu nedenle eğer çocukta e, görülen nöbet düşündüren Normalden farklı, motor, yani hareketle ilgili, evet. bilinç değişikliği ya da başka bulgular olursa bu bulguları çok iyi gözlemlemek, mümkünse kameraya almak ve hekime iletmek önemli. Çünkü nöbetin varlığı temelinde koyuyoruz tanıyı. Evet. Çocuklukta sık gerçekten. Özellikle ilk 10 yaşta. Ergenlikte biraz daha azalıyor. İlk 10 yaşta. Neden sık. epilepsi olur çocuklar? Yani bunun bir genetik geçişi olsa gerek diye düşünüyorum ama tabii epilepsi de bildiğimiz bazı yani bir trafik kazası, bir travma neticesinde birçok insanda epilepsi geliştiğini biz biliyoruz. Yani sağa halk diliyle de söyleyelim. Sarı hastalığı dediğimiz hastalık ilerleyebiliyor. Çocuklar neden 0-10 yaşta yakalanıyor? Bir düşmeden de bir geçiş, genetik bir geçiş olabilir mi? Ya da başka nedenleri neler mesela? Bebeklerinizin tümü doğru. Ateşli Hem hastalıklar. genetik hastalıkların bir kısmı bebeklikten itibaren çocukluk çağında belirtilerini veriyorlar. Ve bu hastalıkların bazı belirtileri epilepsi. Yani genetik geçişli bir hastalık var. Bu bir nörometabolik hastalık ...ya da beynin gelişimsel anomalisi erken dönemde belirti veriyor. Hem zihinsel gerilik olabilir hem epilepsi olabilir çocukta. Birinci sebebi bu. İkincisi çocuk henüz beyin olgunlaşmamış. Nöbete eğilimi daha fazla. Bir diğer nedeni bu. Bir de ilişkinlerde gördüğümüz bütün beyin tümörü, travma, beyin kanaması gibi... ...edinsel nöbetlerde çocuklarda görülüyor. Yani... Altta yatan sebepler çok çeşitli. Peki ateşli hastalıklar da bir şey olabilir mi? Yani bunun gelişmesine neden olabilir mi? Ee, tabii menajit de diyoruz vesaire. Yani biraz açar mısınız? Çocuklarda çünkü ateş çok sıklıkla karşılaşıyor. Ailelerin alarmı ettiği ama bir yandan da... E, çok da hani acile her zaman başvurmayın derler ateşten. Yani önce bir düşürülmeye çalışılır, hekimle konuşulur. Çok da panik olunmaması gereken durum denir. Ama bir yandan tabii bir epilepsiye bir neden de olabilir. Ee, burada nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz ne dersiniz? Çocuklarda ateş vücudun bir savunma mekanizması. Çok doğal bir şey, çok da sık görülüyor. Her ateşte biz panik olmuyoruz. Çünkü ateşlerin büyük bir kısmı ürel ünlü olduğum yol enfeksiyonlarından dolayı antibiyotik de gerekli değil. Ancak Çocuklarda ansapolit, beyin iltihabı ve menenjit dediğimiz tablolar ağır seyredip bunların oluşturduğu sekerler yani beyindeki hasarlar epilepsiye yol açabilir. Evet. Burada izninizle ateşli havaleye bir değinmek istiyorum. Çünkü ateşli havaleyle epilepsi nöbeti e, farklı olduğunu bilmek gerekiyor. 0 5 e, ay 5 yaş arasındaki ve çocuklarımızın %5'inde ateşli nöbetler görülüyor. Ateş havali epilepsi değil. Bu, bu çok önemli hı hı. bir şey. Bir çocuk hayatında iki ya da üç kez, 5 yaşa kadar ateşli nöbet geçirip daha sonra hiç ateşsiz nöbet geçirmeyebilir. Bunlar epilepsi nöbeti değil. Ama epilepsi nöbetini ayırt etmek için de nöbet sırasında ateşi var mıydı, ne oldu, nasıl nöbet geçirdi bunu iyi gözlemek ve hekime bildirmek gerekiyor. Hekimlerin gözünden ben e, kendi gözlemlerim, duyduklarım ve diğer hastalıkları da düşünerek konuşuyorum ama bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının... Gözünden hani çocukta olası bir epilepsi var ise kaçabiliyor mu? Siz çocuk nöroloğusunuz. E tabi siz bir farklı bir uzmanlığınız var. Sizlerin asıl amacı bunu hı. yakalamak belirtilere göre. Ama bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanını yönlendirmesi de sık rastladığınız bir şey mi? Şimdi, ya da e, mi? Çocuktan sorumlu olan aslında çocuk hekimidir. Hı hı. Dediğiniz gibi. Aynen. Birinci öncelikle çocuk hekimidir. Hı hı. Gerçi şimdi aile hekimleri de çocuk sağlığını takip ediyorlar ama Öncelikle çocuktaki olay nöbet mi değil mi hı hı. ilk başvuracağı, bunu ayırt edecek olan çocuk hekimi. Ailede hekemi. çok iyi bilgi vermek zorunda Çok iyi bilgi vermesi lazım. Doğru gözlemlemesi, doğru bilgi. Çocuk hekimi bunun nöbet olduğuna ve epileptik nöbet olduğunu düşünürse zaten bize yönlendiriyor. Hı hı. Evet. Ama burada ısrarla vurgulamak istediğimiz şey tüm bilgileri çocuk hekimine iletsinler. Çocuk hekimi e, epilepsi nöbeti olup olmadığına karar vermek için bazı kriterler var. Onlara uygun mu değil mi buna karar verecek. Ama haklısınız sadece ülkemizde değil tüm dünyada nöbet, ol, nöbet olmayan şeyler nöbet gibi değerlendirilebiliyor. Hekimler tarafından hı hı. da aileler tarafından da. Ya da tam tersine nöbet diyorsunuz ama aslında nöbet değil. Mesela çocuk dirençli Ya boşuna epilepsi. korkutuluyor ya da boşuna e, ya da doğru tanıya giden yolda bir tamam, tıkanma oluyor. Tamam. Tamam. Yani nöbet olmayan bir şey nöbet deyip epilepsi tanısı alıp dirençli epilepsi diye değerlendirilen insanlarda geri dönüp bakıp çalışmalarda %10'a kadar varan rakamlarda aslında epilepsi olmadığı gösterilmiş. O zaman şöyle ilerleyelim hızlıca. E, bir daha biraz satır aralarında söyledik ama... E, bir aile nasıl şüphelensin şöyle bir gözünde canlandırsın çocuğumda benim epilepsi olabilir mi diye tık 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 bana birkaç hemen gözlem belirti söyler misin? çağında nöbetler beynin olgunlaşma dönemlerine göre yani çocuğun yaşına göre farklılık gösterir. Tamam. Yeni doğan döneminde sadece göz kurelerinde bir çevrilme sadece renk değişikliği, solunum değişikliği nöbet olabilir. Yeni doğan çok özel bir dönem. Onun için yeni Çok Doğan'da agresif bir nöbet beklemiyoruz. kesin Hı -hı. Bir, evet çünkü beyin henüz olgunlaşmamış, erişkindeki gibi tamam. kasılma, titreme beklemiyoruz. Tamam. Yeni doğandaki her anormal tablo kameraya alınıp hekime başvurulsun. Süt çocuklarında yavaş yavaş sıçramalar, atmalar, kolun bir tarafında, vücudun herhangi bir tarafında ee, anormal kasılmalar ya da aniden gevşemeler yine renk değişikliği hatta bazen aniden sebepsiz ağlamadan gözden yaş gelmesi gibi çok çeşitli spektrumda nöbetler görülebilir. Sıçramanın özellikle üzerinde duralım refleksle karıştırılıyor ama sıçrayan bebek lütfen kamerayı alıp hekim görsün. Yaş ilerledikçe giderek ilişkine benziyor. E, ergenlik dönemi vesaire başlıyor. Okul Beyin gelişimini dalmalardan tamamladı. bahsedelim. Çünkü sık görülüyor. Hı hı. Öğretmenler genellikle fark ediyor. Sınıfta durduk yerde çocuk koptu, daldı. Çevreyle ilişkisi kayboldu diyor. 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye. Bu tip ataklar yine atmalar, kasılmalar ya da uykuda. Önemli bir kısım nöbet uykuda ya da sabah görülür. Çünkü ağızda atma, salya akması, uyuşma... Konuşmanın duraklaması çok çeşitli. Ergenlikte tablo biraz daha değişiyor. Biz aslında sizin bu söylediklerinize daha sonra epilepsiyi, sarı hastalığını biliyoruz. Yani ağızdan e, sıvı Değil gelmesi de. gibi, e, titreme gibi. Yani bu bizim gözümüzde epilepsi sarı algısı bu, e, belirtisi bu. E, ama siz çok daha farklı boyutlarını da aslında söylediniz. Hani biz böyleyse bir insan sarı hastası epilepsidir diyoruz ama hani çok daha fazla detayı var anladığım kadarıyla değil mi? <laughs> o büyük mi? nöbet dediğimiz klasik nöbet. Yani birdenbire kasılma, tüm vücutta atmalar, şu kendinden geçme, ağızdan köpük gelmesi, idrar kaçırma bu büyük nöbet. Bu büyük çocuklarda, ergenlerde ve ilişkinlerde bunlar da görülebilen nöbet ve korkutucu olan bu. Ama her nöbet o değil. Yani durduk yerde sadece kısa sürede alma ya da sıçrama. Sabahleyin örneğin kalkıp iki elde birdenbire sıçrama. Bunlar da nöbet yani olabilir. Çocuğun nöbet geçirdi. Epilepsi mi? Bu dediklerinizi geçirdi. Kesin epilepsi der miyiz o zaman? Hayır. Nöbet olduğunu kanıtlamamız lazım. Sonunda EG önemli. çekip kamerayla kayıt evet, yapsak iyi olur. EG önemli. Bazı epilepsi türlerinde EG çok tipik, çok spesifik bulgular veriyor. Hı hı. Ama kişi ebe, epilepsi olup EKG normal de olabilir. Bu da önemli. Yani epilepsi tek başına tanı koydurucu değil pek çok durumda. E biz şimdi Ege'ye güvenmek zorundayız. Zaten emin olmak için çekilir bunlar. Ege Ama neden emin olamayız? Olamayız. Şundan dolayı. EEG beyinde anormal elektrik boşalımı göster varsa göstersin diyoruz. Nöbet anında yakalayamazsak nöbetler Hı -hı. arasında Ege tamamen normal olabilir ve hatta Toplumda hiç nöbeti olmayan sağlıklı kişilerde bazen beyinde anormal elektrik boşalımları olabilir. Onun Eklep için EG'yi tedavi etmiyoruz. Hı hı. EG bir klinik tanı öncelikle diyoruz. EG destekleyici özel durumlarda tanı koydurucu Ben size bir şey soracağım. Nöbet oldu öyle ya da böyle. Bir hekime gitmedik. O nöbet geldi geçti. Ya bu nöbetler gelir geçer gelir geçer. Nereye kadar gelir geçer ya da gerçekten ee, kalıcı bir zarar verir? Çünkü hani dediniz ya bunların farkında her zaman eğer ki kasılma, agresif bir e, epilepsi sarı nöbeti yoksa işte dalmalar, sabit noktaya bakmalar ve bunların üzerinde gene de durmayan, e, konduramayan anne baba var. Bu nereye kadar efendim, böyle devam ana edebilir? Ana soru bu. Ana soru bu çünkü bizim amacımız nöbet geçirmesin. Neden? Bazı nöbetler gelir geçer çok küçük bir kısmı evet. ama büyük bir kısmı tekrarlar yıkar geçer iz bırakır bunlar önemli. Eğer bir çocuk epileptik nöbet ilk geçirdi epilepsi evet. nöbeti geçirdi tekrarlama olası yüzde otuz yüzde kırk ikinci nöbet geçirdikten sonra tekrarlama olası yüzde seksen. Nöbetler tekrarladıkça sık geçirilen nöbetler ve özellikle uzun süren nöbetler işte onun, onun kalıcı etkileri olabiliyor. Bunun için epilepsi tedavisinde temel amaç önce nöbetleri önlemek. Tamam Aman peki. Ama nöbet olmasın. E, epilepsi tanısı aldı çocuk. Hızlı ilerleyeceğim hızlıca. Şu anda 5 dakikam kaldı. Epilepsi tanısı aldı. Hekim epilepsidir bu çocuk diye tanı koydu. Burada nasıl ilerliyoruz? Bundan sonra aileyi neler bekliyor? Sürekli ilaç kullanmak zorunda mı nöbetlerde? Bu epilepsi tamamen geçer mi? İleriye bir e, taşımadan. ne dersiniz? Nasıl bir yaklaşım var burada? Bir epilepsi tanısı almış çocuk. Tamam epilepsi tanısı çocuğumuz. Başka bir çocuk yapmıyor. Onu her anlamda yaşam kalitesi yüksek olsun diye, her çocuk gibi hiçbir şeyden mahrum olmadan yaşasın diye Hı. çaba harcayacağız. Bir. İlaç kullanmak zorunda mı? Büyük bir, bir kısmında Hı. ilaç kullanmak zorunda, ilacı düzgün kullanmak zorunda, nöbetin gelmesini engellemek amaç. Bunda iki yolu var. Bir tanesi ilaç kullanmak, Hı. bir tanesi de nöbeti tetikleyecek faktörlerden uzak kalmak. Bu ne çok tetikliyor önemli. nöbeti? Uykusuzluk, uzun süre uykusuzluk, açlık aşırı yorgunluk bunlar genel faktörler. Çocuklar için de epilepsinin nöbesini tetikleyen şeyler. Evet, Tamam. Evet. Şimdi e, amacımız yaşam kalitesi yüksek olsun, nöbeti olmasın. Tamam. ilaçların genetikleri etkileri olmasın ve bir şeyden mahrum kalmadan hayatına devam etsin. Esas mislerimiz bu. Burada işte işbirliği çok önemli. Aile, hekim, çocuk hep birlikte bir ekip halinde çalışmamız ve hepimizin Çocuğun yanında olmak. gerekiyor. Ola ki gerekiyor. nöbet geçirdi. Sizin kitapta, kitabınızı da göstereceğim az sonra. Bir e, kutucuğa bir şey yazmışsınız. İzninizle okumak istiyorum. E, nöbet sırasında ailelere epilepsi sarı nöbete geçiren çocuğun e, ailelere önerimiz var. Nöbet sırasında serin kanlı ve sakin olmak, mümkünse kameraya almak ve nöbet kaydını hekime göstermek çocuğunuzun teşhis ve tedavisi için çok yararlı veriler sunacaktır diyorsunuz. Nöbete benzeyen, nöbeti taklit eden ancak nöbet olmayan durumlar çocukluk çağında ender değildir. Örneğin soluk tutma atakları. Eğer epileptik olmayan bir atak epilepsi nöbeti olarak değerlendirilirse epilepsi tanısı doğru olmayabilir. Bu nedenle nöbete ait özellikleri iyi gözlemlemek Mümkünse kamerayı almak, gözlemleri hekime doğru aktarmak, doğru tanı için önemlidir. Aslında tanı süreciyle ilgili bu okuduğum evet. şey ama e, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ailelerin panik olmamasına imkan yok gibi geliyor bana ama olmamaları i̇mkan gerekiyor. var. Çünkü çok iyi bir yüzdürsünüz, iskeledesiniz, aşağıda bir insan e, boğuluyor, siz üzüldüğünüz için bayıldınız, yardım edemezsiniz, o da boğulur. Hı hı. Yani sakin olmak zorundayız özellikle nöbet sırasında. Hem tanı konduğunda, hem takip sürecinde, hem de özellikle nöbet sırasında sakin olmalıyız ki çocuğa yardımcı olalım. Epilepsi hastası bir çocuk diğer çocuklardan ilacını kullandığı müddetçe yorulmadığı, uyuması gerekiyor. Hayatını e, normal kaliteli seyrinde se seyrettiği müddetçe diğer çocuklardan ayrı kalır, eksik kalır. Bir yanı yok değil mi? Normal hayatına evet, devam edebiliyor. Evet. Bunu söyleyelim. Burada Şu... kontrol ailede ve sizde. Buyurun. 100, çocukluk çay prepsinin yüzde 60-70'i bir ya da iki yaşta nöbetler kontrol altına alınıyor ve tedavi oluyor. Evet. Bu çok temel bir mesaj. Ve çocuk bir şeyden mahrum kalmıyor, diğer çocuklar gibi hayatını sürdürüyor. Şu anda erişkin. Ee, hayatın içerisinde topluma, dünyaya katkıda bulunan çocukluğunda epilepsi tanısı tedavisi almış, hepsi geride kalmış çok fazla insanlar. var. Ya bu epilepsi uyanır mı? Siz tedavisi var diyorsunuz, olabiliyor. Hı -hı. Çocuk tamamen bu epilepsiden kurtulabiliyor diyorsunuz. Evet. Bir zaman sonra bir travma, bağışıklık sistemi düştü, bir travma geçirdi, trafik kazası geçirdi. Ya da çok yoruldu, hayatı çok zor bir dönemde. O epilepsi gelir, tekrar kendini bir atakla gösterir mi? Böyle bir şey var mı? İlaçlar kesildikten, tedavi tamamlandıktan sonra tekrarlama riski kabaca yüzde otuz. Tamam. Bazı epilepsi türleri çocukluk çağına özgü olduğu için ergenlikten sonra atlatılıyor, onlar tekrarlamıyor. Ama bazı epilepsi türlerinin tekrarlama olasılığı var. Onun için de nöbeti tetikleyen faktörlere Dikkat etmek yani gerekiyor. Yani şunu son mesajları vereyim. 0-18 yaş arası çocuklarımızda olası bir epilepsi hastalığı varsa bu geçebilir. E, tabii ki. İlaçlarla tabii kontrol ki. altına olarak geçilebilir. İleriki hayatında ilaca bağımlı yaşamaktan kurtulabilir. Bunun bir çaresi var. Bunun aksini iddia etmek mümkün değil. Evet. Bunu söyleyelim. Mesela esas amacımız bu zaten. Hı hı. Yani tedavisi mümkün yaşamı tamamen herkes gibi sürdürebilecek. Bunu her nörolog söyler mi çocuk nöroloğu? Mı? Yani epilepsi tedavi edilebilir, başarabilir. Yani bir de hikimin hekimin hastaya verdiği, hasta yakınına çocuğa verdiği bilgi önemli. Epilepsin geçebilir diye mesaj veriyor mu çocuk nörologları tamamen evet. tedavi edilebilir evet. diye? Bu Epilepsilerinin büyük bir kısmı çocukluk çağında tedavi edilebilir. Peki erişkinlerden izleyenler vardır. 50 yaşında, 45 yaşında, benim de yakın bir akraban. Ben 18 yaş konusunda Hı -hı. E, tanı ve tedavide de ehliyetliyim. Bu konuda bir şey söyleme tamam, hakkım yok. Tamam, onu sormayalım. Size çocuklarımız için bilgi verdiniz. Geçebilir, gereğini yapmak gerekiyor. İlaçtan da tabii korkmamak lazım. Bir şekilde bir şeyleri yerine koyuyoruz biz ilaçlarla hayatın idame ettirmesi için. Ee, neden oluyor epilepsi arttı mı son yıllarda yani genetik geçişten dolayı hemen onu da sorayım var mı e, epilepsinin 0.18 bin 200 bin üzerinde Türk çocuğu epilepsi diyoruz. Bu çok ciddi bir rakam arttı mı mesela 10 yıla baktığımızda geçmişe? Bunu söyleyemeyiz epilepsinin bilimsel geçmişine baktığımız zaman 130 yıllık bir öyküsü var. Tamam. 1940'lardan sonra EG e, tamam. tanıya girdi e, yani biz 100 yıl önceki veriler yok ki karşılaştıralım. Tabii. Türkiye'de de işte bölgesel çalışmalar var. Malatya'dan, Denizli'den, hı hı. İzmir'den. Onun için toplum bazlı çalışmalar 40 yıl önce ile bugün arasına karşılaştırma şansımız yok. söylemeyiz. Ama daha güzel tanı koyuyoruz. Daha çok tanı koyuyoruz. Tanısız çocuklarımız azaldı. O zaman azaldı. Bu epilepsinin, güzel. E, epilepsi geçebiliyor çocuklarda. E, olası bir Çocukta tutulma, kasılma, sabit bir yere bakma varsa aileler bir kameraya alsın hekime gittiğinde göstersin. Çünkü hekim onu yakalayamayabilir Tabii, ortamda yani aile uyanık olacak. De, evet. Doğru tanı konulursa süreçte tedavide doğru evet. ilerleyebilir. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef süren bitti. Yayını günün fotoğrafıyla kapatmak istiyorum. Ben çok beğendim efendim. Tokat Devlet Hastanesi'nden bir görüntü. Çocuklar ameliyathaneye girerken heyecan ve korku yaşamasın diye başhekim, Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi bir karar almış. Fotoğrafta gördüğünüz üzere çocuklar ameliyathanesi hediyeli değil akülü arabalar ile gidiyorlar. E, hastane yönetimini bu ince ve güzel düşüncesinden dolayı biz de tebrik ediyoruz. Çok güzel bir uygulama. E, ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Yüksel Yılmaz çocuk nörolojisi uzmanısınız. Epilepsi geçer dedik 0-18 yaş arası çocuklarda doğru tedavi edilir. Ailelerde uyanık olsun. Belirtileri malum epilepsinin bir kameraya alsın. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı ya da çocuk nörolojuna şüpheleniyorsa gitsin göstersin. Ki önlemimizi almış olarım Çok çok teşekkür ediyorum. Kamerayı da çok iyi gözlesin. Çok iyi gözlesin. Herkesin kamera telefonu yok. Kendi gözleri kamera olsun evet. diyelim. Evet. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bugün de Sağlık Raporu programını tamamladık. tvnet.com.tr web adresimizden yanımızdan tekrar izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmeniz diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Yarın 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalınız.